Şimdi öte yandan da sosyal konut başvuruları sürüyor. E-Devlet üzerinden başvuru yapamayanlar ya da kimlik numarası sırasını beklemek istemeyenler bankaları tercih ediyorlar. Ve başvuru yapılan bankaların önünde bugün de yoğunluk vardı. Başvuru sayısı da 1,5 milyonu geçti. Gel ablacığım. 3 kişi geçebilir mi? 22 senedir kiradayım. Ev sahibi hiç olamadım. 3'te de çocuk okutuyorum. Hayalimiz ne? Bir ev sahibi olmak. Geldik ama... Bir umut. Yani umut olmadan olmuyor. Genci, yaşlısı, engellisi, emeklisi hepsi aynı umutla bankanın yolunu tuttu. Sosyal konuta başvurularda ikinci günde yoğunluk yaşandı. Sosyal konut projesine bankalar üzerinden başvurmak isteyenler günün erken saatlerinde sıraya girdi. Gün içerisinde bankaların önünde oluşan kuyruk metrelerce uzadı. Sabah kaçtan beri bekliyoruz? 8.30'dan beri bekliyoruz. 4 saat oldu, hala sıra gelmedi. Gelmedi. Yaş kaç? 26. Genç kategoriden başvuracağım. Aynen. Genç kategorisinden başvuran da, emekli kontenjanından giren de hepsi tek bir hayal için oradaydı. İnşallah çıkar, çok güzel bir proje. 20 yıldır kiracıyım ben, bu 4. yazılışım. Çıkmadı 4 kezdir. 3+1 Başakşehir'de yapılacak olanlara başvuracağız. Evet. Aylık ödemesi ne kadar? 3000 küsür bir şey, evet 3 öde bir şey. Ödeyebilecek miyiz? Babam ödeyecek zaten. E-Devlet başvuruları TC kimlik numarasının son adresine göre farklı günlerde kademeli olarak yapılıyor. İnternetten başvuramayan banka önünde sıraya geçiyor. İnternet zor geldi, yapamadım onu. Sistem düşmüyor. Benim TC'm sonu sıfırla bitiyor. Ben dün geceden beri düşünmeye çalışmam olmadı. Normalde benim günüm cuma günü ama buradan tercih ettim. Bazı kişiler hem E-Devlet'ten başvurmuş hem de gidip bankanın önünde sıra bekliyorlar. Ama boşuna bekliyorlar burada. Çünkü bir kere E-Devlet'ten başvurdukları için buraya gelmesine gerek yok. Başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek. İlk günle son gün başvuran arasında fark olmayacak. 2+1'e başvuracak. Evet. Uygun mu fiyat? Uygun.